Evet sevgili dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli sponsorlarımızın katkısı, destekleri ve sizlere selamlarıyla hazırlanan bir videoyla daha karşınızdayım. Aslına bakarsanız birçok kişiye e, alakasız gelecek ama çok alakalı bir şeyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Özellikle bu yazdıklarımı 12 numaraya ne bileyim kendini Fenerbahçeli sayan bütün sayfa sahiplerine duyurmanız lazım. Hani eğer Fenerbahçelilerse hepsinin duyması lazım. Değillerse duymasınlar. Önemi yok. Şimdi FETÖ nasıl büyüdü biliyor musunuz? Bak FETÖ. Nasıl büyüdü? Kayseri biliyorsunuz FETÖ'nün hani merkez yuvalanmasının başında gelen şehirlerden bir tanesi. Bizzat şahit olduğum şeylerden bahsedeyim. Yani çocukluk yıllarımdan itibaren gözlerimle gördüm. Şimdi her birer tane esnaf seçildi. Atıyorum berber, atıyorum elektrikçi seçildi. Birer tane o esnaflar malum gazeteleri alıp masalarında tuttular. Her gün hatta ikişer tane falan aldılar. Biri kapıda durdu. Bakın burası işaretli mühürlü yer gibisinden. Bir masada durdu. Yani o e, oluşum için o zamanlar cemaatti ya. O cemaat içerisinde ol, olan herkes gitti. Alışverişini oradan yaptı. işini oradan yaptı. Elektrikçi, mobilyacı, sucu, saatçi, konfeksiyoncu hep oralar büyüdü. Ve eee sistemin içine aldıkları kişilerin yok dükkanı küçükmüş, yok yeri uzakmış, yok saçı dökük, dişi ayrıkmış. Hiç kimsenin umurunda olmadı. Hiç kimse takmadı bunu. Sonra birer tane esnaftı ya bu. ikiye çıktı. Dörde, altı, sekiz, on, yirmi, otuz. Görenler baktı ki sistemin içine giren büyüyor. Ya tasnif etmese de onaylamasa da onlar gibi görünüp içine dahil oldu. Peki hocam FETÖ'den bize ne? Bunu bize niye anlattın? Yani yetmez mi her şeyde fethediyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz falan. Arkadaşlar benim burada anlatmak istediğim olay şu. Şu anda malum takımın algı algoritması da aynen böyle çalışmıyor mu? Ya teklere katılan sayfalara bir bakın. Kaçının ideolojik yapısı aynı? Kaçının etnik kökeni aynı? Kaçının kafası birbirinin aynı? Ya üstelik bu yapıyı kurduktan sonra hepsi büyüdü. Ya 5000'lik 4000'lik 3000'lik sayfalar 200 bin 300 bin oldu birbirlerini desteklediler. Ben yıllardır mücadele veriyorum. Yıllardır. Sosyal medyada güçlü Fenerbahçe, gerçek hayatta güçlü Fenerbahçe diye ama dinleyen yok ki. Ya umarım anlarsınız. Ne demek istediğim umarım anlarsınız da bir yerden başlarsınız. Ben her türlü oluşuma varım. Yani Fenerbahçe açısından her türlü oluşuma varım ama yönetime yakın, yönetime uzak, İslamcı, solcu, şu partici, bu partici demeden bir an önce bunun çalışmasına başladık başladık. Yoksa ileride keşke dediğinizde birçok kişi kulağını kapatır. Crespo moduna geçer. Benden söylemesi. Şimdi bunu niye ısrarla söylüyorum? Ya arkadaşlar Allah aşkına bak. 12 numaranın başını çektiği. Ben hani 12 numara diye kastettiğim şey şu. Madem kulüp destekleri 12 numaranın başını çektiği bir WhatsApp grubu oluşsun. Gerçi onlar bizi beğenmezler. Ben de bunu hak işte. Ha 30 bin kişi takipçi. 30 bin ne lan? 30 bin sayı mı derler? Ne demek 30 bin sayı ya? Ya 5 bin. Mesela bir barem belirlesinler. Atıyorum. <laughs> 5.000 takipçi baremi belirlesinler. Ya 30 bin. <laughs> 25 bin takipçi. Mesela Ya Twitter'ı ya işte YouTube'u ya bilmem Instagram'ı atıyorum. 25 bin üzerinde olan <laughs> herkes alacağız desinler. Rahat böyle bin kişi falan alırlar. Bin tane Fenerbahçeli. Düşünsenize bin Fenerbahçeli'nin aynı anda aynı teki başlattığını. Ya herifler kara gümrük maçında hakkımız yenildi diye sosyal medyayı inlettiler. Düşünün göz göre göre yalan söylemeyi marifet saydılar. Niye? Oluşumları böyle işte. Anlatabiliyor muyum? E şimdi böyle bir oluşum arkana alırsan yönetimi kimse konuşur mu? Kimse yönetimi eleştirir mi? YouTube Demir Allah aşkına 6 milyon euro para verildi. Bir Galatasaray'da konuşuyor mu? Konuşmuyor. Niye? Gerek yok ki. Adamlar organizasyonu burada yapıyor. Bizde herkes doğrucu Davut. Fenerbahçe İstanbul maçında 3-3 kalmış. Herkes, bak ben de dahil, her iki cümlemizden biri şu. Tamam biz e, sportif hatalar, kendi içimizi değerlendiririz taktiksel hatalar ama hakem şöyle diyor. Bak ama bunu söyleme gereği duyuyoruz. Elinoğlu, Galatasaraylı kaç kişi kara gümrük maçında 3-1 geriye düştük, kötü oynadık ama diye cümleye giriyor. Hiçbiri. İşte aradaki fark bu. Ya hocam bırak onlar böyle karaktersiz olsunlar biz dürüst olalım. Tabii dürüstlükten dolayı zaten her sene şampiyonluk yazılıyor. Bu kafayla da devam edin. Şimdi gelelim şuna. Arda Güler olayına. Arda Güler için geri sayım. Geri sayıma geçildi diye bak. Mesela haberlerden bir tanesi bu. Bak yanlış anlamayın. Bir de şunu da söyleyeyim hocam. iyi de böyle yaparsa herkes büyürse işte millet e, bayağı para kazanır. Şöyle yapar, böyle yapar. Abi ben kendi adıma söylüyorum. Eğer ben kazandığım paradan Fenerbahçe'ye ya da ihtiyacı olan insanlara para e, aktarmıyorsam beni kimse takip etmesin. Üyeler biliyorlar benim hesabımı. Yani abonelere de anlatma gereği duymuyorum. Emin olun Fenerbahçe sayfalarından birçoğu aynısını yapıyordur. Ya. Feneryum'dan alışveriş yapıyordur. Feneryum'u teşvik ediyordur. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben kendim kadar teşvik edeni de görmüyorum. Beni burada Feneryum'dan yani Feneryum satışı olmayan hiçbir ürünle karşınızda kolay kolay göremezsiniz. Olağanüstü haller dışında. Dikkat edin. Rastgele videolar açın. Her videoda kıyafet farklı. Gerçi iki günde bir değiştiriyorum. İsraf olmasın diye kıyafetleri. Yani insanların durumu bu. Şimdi Arda Güler konusu. Birileri dedi ki işte şu kadar maç oynamazsa 5 milyon euro maddesi devre dışı kalacak. Sezon sonunda 5 milyon euroya kalacak falan filan. Neydi o? 1500 dakika süre almazsa 5 milyon euroya serbest kalır. Maddesi. Yani 1500 dakika oynaması 5 milyon euro. Şimdi muhtemel 8 maçın 6'sında 90'ar dakika oynarsa 1504 dakikaya ulaşacakmış. Madde geçersiz olacakmış. Yani her maç oynarsa. Ve kontrat. Ya Arda Güler en az benim kadar Fenerbahçeli. Arda Güler'in böyle şu kadar oynamasa şu kadara gidecekleri unutun. Anlatabiliyor muyum? Unutun. Böyle bir şey söz konusu değil. İkincisi Arda Güler dünya devine gidiyor. Görüşmeler başladı. Şimdi sevgili arkadaşlar Arda Güler'le ilgili birçok takımın ilgisi alakası var. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Paris Saint Germain takımı. Fransız Paris Saint Germain takımı Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor diye bir haber ortaya yayıldı. Evet bu haber %100 doğru. Bak ben kolay kolay şey yapmam. Orada kanalımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Abone olup destekleyenizi gösterebilirsiniz. Ben kolay kolay onaylamam biliyorsunuz böyle duyum haberlerini transfer haberlerini ama bu doğru. Ve Fenerbahçe ile de resmi görüşmelere başladılar. Bu sezon 27 maçta görev aldı. Sivas maçı hariç. Ve 6 gol 4 asistten oynadı. Piyasa değeri 11 milyon euro. Ancak bir şey söyleyeyim size. Sürpriz bir şey söyleyeyim. Ya da iki seçenek sunayım. Bir, Arda Güler'i 100 milyon euroya satmak mı? Icardi artı e, ne kadar diyeyim? Belli bir parayla Arda Güler'i almak mı? Hadi. Hadi buyurun. Ya mesela Icardi artık 75 milyon euroya Arda Güler'i almak satmak mı? Yoksa 100 milyon euroya Arda Güler'i satmak mı? Hadi buyurun. Bir şey söyleyeyim mi size? Eğer Arda Güler 100 milyon euroya satılacak olursa ben kabul ediyorum. Not Allah'ın kitabı olan, aklı başında olan bir sportif direktör transferi o yapacaksa. Yoksa Ali Koç hiç eder. Yani hiç eder. Şimdi 100 milyon liraya bir futbolcuyu sattın ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Çok da uğraşmaya gerek yok. Piyasa değeri 10-20 arasında yani alınabileceği fiyat 10-20 arasında olan genç 5 tane, 6 tane, 7 tane kütürü Eri gibi isim alırsın. Ben size söyleyeyim. Bak. Ee, berişası, Samattası, şusu busu. Hani bir iki tırvırı da giderse Hatta Atilla Salah'yı da böyle aradan 20'ye çıkartalım. 120 yapsın. Bak ben hani üfürükten bir şey uyduracağım. 120 yapsın. Başka kim gidecek? Ferdi'yi tutayım. O sayıyı da ona satayım. 130 yapsın. Altay'ı da ona satayım. 140 yapsın. Hani istediğinizden dolayı söylüyorum. Bak 140 yapsın. Ortalama 15'ten yani 15, 10, 20'den 10 tane futbolcu alalım. Ya ortalama 14'ten 10 tane futbolcu alalım. Bir tane kaleci alalım. Kütür kütür bir. Şimdi Osterwoldenin durumu karışık. Hadi o dursun. 2 tane stoper alalım. Ama babalar gibi böyle Kim Minji falan unutturacak 2 tane stoper bak 3 etti sana. 14 tane futbolcu alacağım. Şey, 10 tane futbolcu alacağım 14 milyon Euro'dan. Ya da 10 14 futbolca, futbolcu alacağım 10 milyon Euro ortalamadan. Ben o 10 tane almayı tercih ediyorum. 3 bir tane merkez orta saha. 4. 4. Bir tane de Arda Güler'in yerine kütür kütür bir 10 numara 5. 2 tane kanat 7. Bir tane forvet 8. 8 tane az futbolcu aldın. Mesela Ferdi'nin arkasına Mert Müldür ya da Büngem'in Balcı'yı çek getir. Al sana yerli Türk. Sol bek Osterwold'e de memnun değilsen git adam gibi oraya bir tane sol bek al. Al sana 9, 10. Bak 10 tane transfer yapmış oldun. Aha senin elinde de bir sürü futbolcum var. Tabii gönderdiklerim falan filan var. 10 tane futbol. Al sana transfer şeyi. Ama böyle yapılacaksa. Yoksa aksi takdirde zor. Hocam Arda'ya 100 milyon euroyu kimse vermez. Fransa Türkiye. Verecekleri 20 milyon 30 milyon satmazsın. Satmazsın. Arkadaşlar bakın. Almanya'daki arkadaşlar. Allah rızası için siz ne olur siz şahitlik edin. Bunlar anlamazlar. Almanya'da en düşük yaş kategorisi futbol takımı kaç? Hani U7 mi? U3 mü? U9 mu? Kaç yaşında futbola başlatıyor herifler? Kaç yaşında disiplini öğretiyorlar? Kaç yaşında pozisyon bilgisi öğretiyorlar? Bir yazsanıza. Niye biliyor musunuz? Bizim Türkiye'de U13 bile saçma geliyor. Bizim ülkede ya genç takımı var ya A takımı var. Başka bir şey yok. Niye? Geçmişte öğretilmiyor. Arda için ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam 100 milyon eurodan kapıyı açarım. 100 milyon euroya satılıktır derim. Buyursunlar gelsinler. Lan elim bilmem Pedrisi, bilmem şu su bu su, Gabisi, şu su bu su. Senin altayından daha mı, ardından daha mı değersiz? Değil, kendi değerlerini bu kadar. ardi Arda'yı Ar satmadım. 40 milyon eurodan bahsettim değil mi? O sayı dedim. iyi dedim. Altay dedim. 4 tanesini 40 milyon euroya sattım. 4 tanesini. 40 milyon euroya bir tane kaleci, 2 tane stoper beceremez misin? Yine becerirsin. Yine sana şey yapar. Bakalım. Allah Fenerbahçe'ye futbol aklı versin. Hocam Bruma Bur falan filan dedi. Arkadaşlar Braga'daki performansından bu e, memnunlar Bruma'nın. Jesus tamam onay verdi, aldırdı ama Fenerbahçe'de kendini bulamadı çocuk. Braga'da da gayet iyi bir şekilde gidiyor. Yani e, 15 maça çıkıp 3 gol 3 asist yaptı. Tamamında oynamadı ama yani düzenli bir şekilde de oynuyor. bırakın gitsin. E Berisha mesela. Bakın Berisha'nın bonservisini alacağız, şöyle böyle diyorlardı. Kaça alıyorlarsa alsınlar. Bize ne? E, kaça alıyorlar alsınlar. Bak size bir şey söyleyeyim. Berişay onlar almasa bile 12 milyon euro piyasa değeri var. Emin olun bizdeki forvetler kadar da etkili bir forvet. Ya, biz beceremedik. Şu anda bir sakatlığı var. O yüzden sosyal medyaya çok düşmüyor. 21 maça çıkmış bu sezon. 10 gol 4 asist. 1603 dakika. Son derece güzel bir istatistik. E, Samatta e, Samatta'nın takımı e, Genk Belçika ligi puan durumu diyeyim. Yani eğer Genk Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse şöyle olacak böyle olacak diyorlardı. Gent pardon. Şimdi de e, normal sezonda pardon normal sezonda Genk 75 75 72 59 yani normal sezonu Şampiyon olarak tamamlamış. Ancak bir de şampiyonluk turu var. Bir de konferans ligi turu var. Yani şampiyonluk turunda Genk, Union, Saint Club, ee, Royal Antrep, kulüp Brüç. Dördü kendi arasında müsabakası var. Bir de konferans ligi grup şeyi var. Genk, Standard, Li Westerlo, Churchill, Brüç. Adamlarda böyle bir <laughs> lig anlayışı var. Yani kimse kimseye yatmasın diye. O da gidebilir ama oradan da bir para gelebilir ki gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Crespo diye bir arkadaşımız var. Crespo'ya yeni sözleşme diyor. Arkadaşlar Crespo ile yeni sözleşme konusunda anlaşıldı. Ama niye açıklanmıyor bilmiyorum. Yani ben size açık açık hani haberi 2 saat uzatmayayım çünkü bayağı uzattım e, videoyu. 2024'te sözleşmesi bitecek. 3 yıllık sözleşme 2027'ye kadar uzatacak bir sözleşme yapıldı aldığı ücret 400 450 bin euro civarında eee Crespo'nun biraz daha yükseltecek 950 şey 700 950 arasında bir fiyata yükseltilecek bilginiz olsun arkadaşlar. Miguel Crespo iyi futbolcu. Düşüşte olsa da sıkıntı yapmayın. Fenerbahçe'ye Marsilya'dan transfer haberi. Dün bu sosyal medyayı aldı götürdü ama Fenerbahçe Barcelona forması giyen Erik Garcia'nın peşine düştü. Şimdi arkadaşlar futboldan anladığınız için soruyorum. Hepiniz bana aynı cümleyi soracaksınız. Hocam daha bu takımın e, atıyorum kafadan teknik direktörle devam edilecek mi edilmeyecek mi o belli değil. Başkan devam edecek mi etmeyecek mi o belli değil. Hangi akla hizmet futbolcu alıyoruz diyeceksiniz. Katılıyorum. Şimdi kiralık olarak alınması düşünülüyormuş. 2-3 milyon euro civarında bir transfer ücreti verip kiralanacakmış. E, Salahi'nin yerine Garcia diyor. Atilla Salahi hani gitme ihtimaline karşılık. Mayıs ayında netleşecekmiş. Garcia'nın rakamları bu sezon 27 maça çıkmış. 1 gol 2 asistle oynamış. Ülke milli takımında 19 maçta forma boy göstermiş. Manchester City'de forma giyen güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Garcia'nın Barcelona ile olan kontratı 2026'da sona erecek diyor. Nasıl lan? Manchester City'de forma giyiyor. <laughs> Manchester City'den Barcelona'ya zamanda bedelsiz gelmiş. 20 milyon euro piyasa değeri varken. 27 maça çıkmış. Bir gol, iki asist. Hani La Liga. 19 kez İspanya milli takımında oynamış. 12 milyon euro. Bence değeri çok az. Ya yani transfer market değeri. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşım hatırlattığı için söylüyorum. Hocam İspanya Ligi Puan durumu yaz ve Barcelona'nın yediği gol sayısına bak dedi. Şimdi İspanya Ligi puan tablosu 31 maçta Barcelona 76 puanla lider muhtemelen de şampiyon olacak. Yediği gol sayısında 11 yazıyor arkadaşlar. 11. Evet yanlış duymadınız 11. Barcelona'nın attığı gol sayısı 55 yani 31 maçta 55 gol atmış. İkişer gol atsa 62 gol yapar. Düşünün Barcelona bile 2 gol ortalamasını yakalayamamış. Ama yediği gol sayısı 11. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Al işte sana örnek alınacak takım performansı. Mesela Valencia takımı 34 gol atmış 37 gol yemiş. Mesela defansif bir takım. Ona çok aldanmayacaksın. Bol atıp az yiyenlere bakacaksın. Mesela Atletico Madrid 50-60 23 yemiş. Madrid 65 60 28 yemiş ama Barcelona 55 gol atıp 11 gol yemiş. Al sana şampiyonluğun şifrelerinden bir tanesi. Değil mi? Al sana şampiyonluğun şifrelerinden bir tanesi. Az gol yiyeceksin. Şimdi bu Barcelona takımından futbolcu alınır mı? Savunma anlamında tabii ki alınır. Normalde ben İspanyol stoperlere karşıyım. Bir stoperi 70 milyon euro. Arao. Oh, bir stoperi 60 milyon euro. Diğer stoperi 30 milyon euro. Dördüncü stoperi Erik Garcia 12 milyon euro. Aslında parayı basıp almaya çalışacağın isimlerden bir tanesi bu. Bir de Barcelona'da sanırım bir maddi bir kriz olacak. Ondan dolayı da e, takımla biraz uğraşmak lazım. Bir şansını denemek lazım en azından. Onu söyleyeyim. Pedri 20 yaşında 100 milyon euro. Gavi 18 yaşında 90 milyon euro. De 25 yaşında 60 milyon euro. Bak adamların hani yaş ve şeye bak. Ferran Torres 30 milyon euro. Eleman az vermişler parayı ya. Ansu Fatih 35 milyon euro. O FETÖ'cü herhalde ya. Fatih ne ya? Lewandowski 40 milyon euro. Tek forvetleri var adamların. Dembelesi şu su falan da var. Yani demek istediğimi anlayın. Biz mesela stoper alacak oluyoruz. Gidiyoruz. Ulan en gol yiyen takımdan almaya çalışıyoruz. Bu Garcia konusunda ben şunu söyleyeyim. Eğer e, Atilla Salahi'yi atıyorum kafadan 20'ye satıp 12 yazdığı için söylüyorum. 12 imkanım varsa bas parayı al. Hiç bekleme. Onu da söyle. Ha. Bizde gitmesi gereken bazı isimler var. Mesela Arao. 3 milyon euroya aldık. Bir şey soracağım. Arao'yu 6 milyon euroya isteyen takım vardı biliyor musunuz? Şey 4,5 milyon euroya özür dilerim. Biz de 6 istedik. Ulan İnanın var ya bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi Kayserili olduğum için söylemiyorum ama. bu beni Fenerbahçe'nin direkt alım satım işlerine versinler. Bak size bir şey söyleyeyim. Bir sene içinde bütün borcu sıfırlarım. Bir sene içinde. Hocam 6 milyar nah sıfırlarsın. Bir sene içinde sıfırlarım. Senenin başı Mert Hakan'a 7,5 milyon euro teklif geldi. 7,5 milyon euro. 7,5 milyon euroluk teklif geldi senenin başında. Şu kardeşiniz satar mıydı? Anasını bile yani satmaz mıydı? Pel kasa 12 milyon euro şey 8,5 milyon euro teklif geldi biz 12 istedik. Şu kardeşiniz 12 mi isterdi? Derdik ki biraz daha fiyatınızı yükseltin görüşmelere başlayalım. Eninde sonunda oraya bırakırdım onu. Herifler 9 derdi ben 9'a pel kasa satardım. Satardım. O sayı Samuel. Herifler 12 milyon euroluk opsiyonla futbolcuyu istedi. Biz de zorunlu opsiyon koyduralım dedik. Ve sonraki satıştan şu kadar pay diye. Bak şu kardeşiniz ne yapardı biliyor musunuz? O sahayı Samuel'e derdi ki yazın görüşelim. Biz şimdi satarsak bu kardeşimizi 15'ten aşağı satmayı düşünmüyoruz. Muhtemelen yaza satacağız. Yaza da ne olur ne olmaz bilmiyorum derdi. Adamların kafasına bir kurtu düşürür. Bir şekilde o sahayı 15'e kiteler Gider Mert Müldür'ü hazır orada oynatmıyorlarken buçuk 4e de çeker getirirdi. Getirirdi. Ondan sonra Samet Akaydın. Samet Akaydın'ın parasını ben size söyledim. Samet'e çok para verilmedi. Orada Bayrampaşa olayı falan vardı. Neyse. Şu kardeşiniz giderdi. O BKO vardı. Hatırlıyor musunuz? İtalya'daki. Ben İtalya'dan stoper alırım abi. Yanlış anlamayın beni. Ben İtalya'dan stoper alırım. Ben Brezilya'dan bile stoper almam. Bize İtalya'dan böyle kütür kütür stoper lazım. Hala da söylüyorum. Hala da söylüyorum. Gidin alın bu sıpayı Alıyorsanız bunu alın. Rodrigo Becao'yu alın. 5 milyon euroya bitirirsiniz işi. Ben 5 milyon euroya bu arkadaşı alırdım. Harbi söylüyorum. Ana. Şeye. Ana, ana. Benim adımı yolsuzlukta anarsan ana. 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 Şimdi şey. E, Arao için 4.5 istediklerinde 6. Lan ver 4.5'a. De ki opsiyon hakkı. Mesela ne 40 maça çıkarsa işte bu sezon içerisinde 20 maça çıkarsa 500 bin euro daha. Şu kadar maça çıkarsa. Herifler de dedi çünkü lan demek ki bunlar zor zor gönderiyordu. Lan ara o ha var. Ha yok benim için ne değişiklik olacaktı. bir buçuk milyon euro kar elde etmiş olurdu. Gustavo Henrique. Satın alırsan top komple bonservis razı 2.8. Sao Paulo kulübü senden ne kadar istiyor? Şu kadar. Sao Paulo'ya git 2.8'e veriyorum de bon servisini alıp sana veriyorum de. Ezeli rakibine kazık atmış olursun de. Bir şekilde ikna et. Al sana. Sirkülasyon. Çünkü senin Arao Gustavo'ya aldığın zamandaki parayla şimdiki bir değil. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam çok farklı bir transfer hamlesi denerim. Ve bakalım ne yapacağız. Şimdi Fenerbahçe'de şey deniyormuş işte 3 milyon euroya aldık bari 3 milyon euroya satalım diye deniyormuş. Hakkımızda hayırlısı olsun. Arkadaşlar bakın ben size şaka yapmıyorum. Arda Güler için 100 milyon euro civarında bir beklentimiz var mı? 100 veri, 100 beklentimiz yok. Açık söyleyeyim 60 milyon euroyu bugün versinler zıplaya zıplaya satarız. Ferdi Kadıoğlu aklıma gelmişken söyleyeyim. Ferdi için ee, biz 30 milyon euro istiyoruz. Bunu haftalardır, aylardır söylüyorum. Geçenlerde bir kulüpten adı lazım değil. Resmi teklif geldi. 20 milyon euroluk resmi teklif geldi. Biz 30 istiyoruz diye teklifi direkt reddettik. Açık ve net söyleyeyim. Bizim aşağı yukarı Arda ve Ferdi'den beklentimiz 100 milyon euro civarında. Ben bir şey söyleyeyim. Kafası çalışan bir kulüp 100 milyon euroya neler almaz? Hocam Osterwold'a 6 aldın. Bak Galatasaray Zaniolo'ya 15 artı bonuslarla 35 aldı. Ben gözlemlediğim yolu için söyleyeyim. Benim gözlemlediğim futbolcu çok hırçın. Adaletli hakem yönetimlerinde direkt kırmızı yiyebilecek bir futbolcu. Hani sezonda 3-4 tane kırmızısı olabilecek bir futbolcu. Ee, hani Övüldüğü kadar yok gibi geliyor bana. rakibin futbolcu. Ben size bir şey söyleyeyim. Bak, mesela Ferdi Kadıoğlu. Biz aldığımızda şey dönemiydi. Kuluçka dönemiydi. Biraz Prime döneminde 7'ye alınsaydı mesela. Işte 30'a sat, satardın mesela. Bize Ferdi'nin biraz Vitor Pereira dönemindeki hali gibi futbolcular lazım. O yüzden de ben olsam Ali Koç'un yerinde. Bunları sattım mı? Vitor Pereira'ya derim ki gel kardeşim. Hiç riske girme. Kaç milyon euro? Ben sana yıllık 1 milyon euro para veriyorum. Sattığım her futbolcudan da %1 kar sana veriyorum. İşte 10 milyon euro'nun üstünde sattığım her futbolcu için. Gel sportif direktörüm ol. Gel bana futbolcu bul. Gel benim adıma transfer görüşmelerini sen gerçekleştir. Gel şunu yap gel bunu yap. Lan yemin ediyorum bak Fenerbahçe'nin şifresi ne biliyor musun? Bak Jesus giderse Fenerbahçe'nin Jesus giderse şifresi şu. İsmail Kartal'ı getir. Yanına da eski Fenerbahçelilerden en az birini getir. O giderken o yetiştir. O giderken o. Vitor Pereira'yı da sportif direktör olarak getir. Bırak sportif direktör olarak sürdürsün hayatını. O futbolcu bulsun o parlatıp satsın. O futbolcu bulsun o parlatıp satsın. Arada da sportif başarı şampiyonluk elde etsin. Al sana Fenerbahçe'nin kurtuluşu. Diyorum ya bir sene içinde ben bütün borcu bitiririm. İnanın bir sene içinde bitiririm. Ya federasyona rest çekerim ya. Siz eğer böyle kollamayı sürdürecekseniz ben fut bütün futbolcularımı satıyorum. İsim haklarını da satıyorum. Başka ülkeden takım alıp adını Fenerbahçe koyup o A takıma çıktı. Yani o A takıma çıksın diye buradaki futbolcuları oraya devredeceğim derim. Artık ne yaparsanız yapın derim. Ama işte bizimkilerde maalesef bu akıl yok. Dediğim gibi bak. Respo geldi, o geldi, bu. bak Vitor Pereira'nın aldığı hangi futbolcu tırt çıktı diyebiliyorsun. biliyorsun? Hiçbirine tırt çıktı diyemiyorsun. Hepsinden iş yaptı diyorsun. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar? İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah kanalımıza abone olup siz de ailemize katılırsınız. Videonun başında söylediğim gibi sosyal medyada ne kadar güçlü Fenerbahçe, gerçek hayatta o kadar güçlü Fenerbahçe. Görüşmek üzere.